Öncelikle Ali Bey ve Ahmet Bey, sizlere iyi yayınlar diliyorum. Benim sorum ittifaklarla ilgili. Teorik olarak ittifaklar Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partilerin seçim döneminde vereceği dilekçeyle kurulmuş oluyor. En sonki seçimde iki ittifakımız mevcut: Millet ve Cumhur İttifakı. Şimdi 6 siyasi parti ise güçlendirilmiş parlamenter sistem adı verilen bir program çerçevesinde yan yana geliyor. İlkesel olarak böyle gözüküyor. Ortada henüz resmen bir ittifak yok. Bu bağlamda Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'nın bir parçası olmayı düşündü mü? Doğrudan bir teklif aldı mı? Veya kendilerinin böyle bir talep olduğunu Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlere? Veya demeyeceğim, aslında bu soruyu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu dahil olmak üzere Demokrat Parti de dahil, bu partilere üçüncü bir ittifak önerisini Ahmet Bey götürdü mü, götürmedi mi? Bunu merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi şöyle diyeyim, Millet İttifakı 2018 ve 2019 seçimlerinde çok önemli, kendi içinde işler gördü ve önemli başarılar da kazandı. Yani bunu, ama 2019 seçimlerinden sonra Saadet Partisi zaten yani ittifakın parçası olmadığını söyledi. İttifak genellikle İyi CHP Parti. ile İyi Parti arasında bir olgu olarak değerlendirildi. Biz bu altılı masayı oluşturmadan önce liderlerle görüşmelerimizde Millet İttifakı veya yeni bir ittifak yapılanmasında daha kurumsal, daha yapısal, daha eski tabirle müşekkel şekillendirilmiş bir ittifak olması gerektiği kanaatindeydim ben. Bunu da kamuoyuyla da paylaştım. Ancak bir araya geldiğimizde liderler olarak bir işbirliği, öncelikle bir parlamenter sistem etrafında bir işbirliği oluşturalım. İttifak seçim atmosferi ortaya çıktığı zaman konuşalım gibi bir kanaat hası oldu. Ben de ona tabi oldum. Ben de onu kabullendim. Yani hepimizin şu anda geldiği nokta ittifak, seçim ittifakları, seçim atmosferine girince konuşalım. Ama işbirliği, başta hatırlarsanız Ali Bey, sizinle bir programda da söylemiştim. Üç: diyalog, işbirliği, ittifak. Bu üçü farklı. İşte diyalog herkesle kurarız. Şu anda altılı masa dışında, şu anda dese ki AK Parti Genel Başkanı, ya bir görüşelim dese, Bahçeli görüşelim dese, Perinçek görüşelim dese, ben hayır demem kimse. Çünkü diyalog siyasetin bir doğasının gereğidir. Konuşursunuz. Ha, işbirliği belli ilkeler etrafında bir araya gelen partiler arasında oluşur. Şimdi bizim yaptığımız o güçlendirilmiş parlamenter sistem temelli bir işbirliği. İttifak ise seçime girerken seçim müzakereleri ve hesapları üzerinde de mutabık kalarak oluşur. Şu anda biz işbirliği zeminindeyiz. Dolayısıyla işbirliği Türkiye'nin altı geleceğiyle ilgili ve bugünkü sorunları sorunlarla çerçevesinde. için bir işbirliği. Seçim ortamına girildiğinde Olup olmayacak. olacak olan iki şey var. Birisi netleşti, Cumhurbaşkanlığı adaylığı masadan ortak olarak karar verilecek. İkincisi ise o günkü şartlar içinde de Türkiye'nin ortamı içinde, genel siyasi ortamı içinde ikili ittifak olur, üçlü ittifak olur, farklı şeyler olur milletvekili seçimlerinde. Orada da ortak çıkarımız ne bizim? Ortak hedefimiz 6 partinin mümkün olan en fazla milletvekilini meclise sokmak. Çünkü başka türlü parlamenter sistemde işlik yapamazsınız. Gel 360, Dolayısıyla 400. böyle bir şey tabloda ikinci bir ittifak içinde, yani seçime gereken milletvekiline daha avantajlı bir durumu doğacak olursa ona göre değerlendirilir. Belki de bir sürprizle karşılaşırız. Sayın Erdoğan Kasım'da kendini iyi görürse seçime gidiyoruz der. Eski sistem geri gelir. O zaman da ittifakın doğası değişir. Dolayısıyla bunların burada önemli olan şu, hep şey yapıyorum, bu özellikle önem verdiğim husus. Bazılar için siyaset bir mühendisliktir. Seçim yasasını onun için yaptılar. Bazılar için bir matematiktir. Çok hesap yapanlar için. Bazılar için bir algıdır. PR kullanıp olduğundan güçlü görünmek isteyenler için. Bana sorarsanız siyaset psikolojidir. Yani insanların, toplumun, kamuoyunun psikolojisini doğru şekilde anlamak, doğru şekilde yönetmek. Şu anda bizim bütün siyasi parti liderlerine düşen görev altılı masada, altılı masa etrafında oluşmuş olan güveni sarsacak söylemlerden kaçınmak, o güveni destekleyecek ve inşa edecek söylem, çalışma usulü ve projeleri hayata geçirmek. Aday da yatması yapmak. Şuna gelince, üçüncü ittifak meselesine, geçen sene doğru Sayın Babacan'a, Sayın Karamollaoğlu'na, Deva ve Gelecek ve Saadet Partisi'ne
bir ittifak gibi değil, bir ortak açıklamada konusunda bir teklif götürdüm. Hani götürdü mü diye çok net sorduğu için Gökhan Bey, o da yakın takip ettiği anlaşılıyor. Onun da esası şuydu, AK Parti ve MHP, Bahçeli-Erdoğan koalisyonu diyeyim, Bahçeli-Erdoğan koalisyonu millete ikide bir de dönüp, ya başörtüsü yasağı gelirse, 28 Şubat geri gelirse, 28 Şubat geri gelirse diye o muhafazakar kitlelerin korkularını, dürtülerini istismar ediyorlar. Ona karşı gelin bir açıklama yapalım dedim. Geçen sene Ağustos ayında. Bu üç parti, çünkü o AK Parti ve o muhafazakar kitleye hitap yönü kuvvetli olması açısından. Bir, 28 Şubat benzeri din ve vicdan özgürlüğünü zedeleyen herhangi bir politika, herhangi bir uygulama karşısında ortak mücadele etmek. 2. 28 Şubat korkusu vererek yolsuzluklarını meşrulaştırmaya çalışan iktidara karşı da ortak bir siyasi ahlak mücadelesi yapmak konusunda birlikte davranacağız diye bir açıklama şeyi götürdüm. Bu anda da bu geçerli. Bence partilerin ikili, üçlü, kitlelere teminat veren açıklamalar yapması altılı masanın doğasını bozmaz. Güçlendirir.